Nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Umut da, aşk da, para da, huzur da her şey ülkemize olsun, sizlere olsun diyorum. İşinizle alakalı olarak kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Yoğun, kendinizi yorgun, baş ağrısı ve stresten kaynaklı adaptasyon probleminiz olabilir. Aslında haklısınız. Çok yoğun bir temponuz var. Evraklar, iletişim, konuşma. Artık bu sizin tamamıyla telefona yapışmış gibi devamıyla bilgisayar önünde evrak düzen, o koşturma, bu koşturma sizin ruhunuz çekilmiş gibi. Yani sizin bir şarj olmaya çok yeteneklisiniz değerli aslan burçları. İnanılmaz derecede büyük projeler var ve bu yeteneklerinizle bunların hepsinin hakkından doğru adaletli şekilde hak kazanacak. Sizin olduğunuz her yer aydınlanır. Ben sizle ilgili korkum yok. Sadece etraftaki insanların sizi kıskanıp işinize hani bodozlama zarar vermesinden korkuyorum. O yüzden aklınız, kuralınız, mantığınız ve egolarınızı bu hafta ön plana çıkartacağız. Ve hakkımızdaki kararlar için, siz olduğunuz için herkes sizi takdir etse de siz yine kimseye taviz vermeyin. Çünkü sizin evraklarınız, işiniz çok kıskanılıyor. Ve hatta şöyle söyleyeyim, yöneticileriniz ya da hatta onlar benim yerime geçer mi endişeleri var. Ya da bulunduğunuz kurumsal küçük bir yerde de çalışıyorsanız başarılısınız. Bununla alakalı çok güzel fırsatlar ayağınıza gelecek. Herkes sizi alkışlayacak aslında. Yani kalbiniz ve diliniz aynı konuşacak. İfade ettiğiniz her şey ayaklarınızın önüne serilecek. Ne olabilir belki bu dönem? Duygusallık, baş ağrınız, duygusal yoğun tempo, her şey birbirinin üstüne geçtiği için belki bana ait bir yaşam alanı yok. Kendimi iyi hissetmiyorum, biraz sessiz kalmam lazım, ruhumu iyileştirmem lazım. Bana ait 10 dakika zaman bile yetişmiyor diyorsunuz. Evet, artık kendinize güzel bir zaman, yani haftada her gün yarım saat hakkınız olmalı ve vücudunuzda kilolar, son zamanlarda kaslarda gevşeklikler, vücut hantallaşmaya baktığınızda bunları toparlamaya ihtiyacınız var. Lütfen kendinize her gün bir yarım saat, 20 dakika, yarım saat bile çok sizin için, 20 dakika diyorum. Güzel anlaşmalar, yeni fırsatlar size güzel oluşumlar yapacak. Ortaklı iş ve yurt dışı ile ilgili beklediğiniz ortaklı projeleriniz varsa bunlarla ilgili bu hafta çok koşturma döneminiz olacak. Ve olumlu evrakların imzası ayın 20'sine kadar, Haziran 20'sine kadar gerçekleşmiş olacak. Emeklerinizi tek tek böyle toplayacaksınız ağaçtan ve almış olacaksınız. Bu da size acayip keyif verecek diyorum. Devlet ya da büyük kurumsalda çalışan bazı aslan burçlarında yer değişimi ya da işiniz yöneticilerinizin size sunacağı yer kapıları ile ilgili güzel fırsatlar var. Burun kıvırmayın, geçin yerinize. Çünkü burada yavaş yavaş da hak ettiğiniz bünyelere geri geleceksiniz. Evde çalışıyorsanız artık işinize geri dönme, haklarınıza geri dönme söz konusu olacak. Özellikle kafe, restoran dediğimiz alanlarda ya da büyük mekanlarda çalışan bazı aslan burçlarının yavaş yavaş ayak bağları, sorunları çözülecek ve buradan yavaş yavaş kazanç elde etmeye çalışacaksınız. Toprak, inşaat ya da elektronik sektöründeyseniz büyük ihaleler, yeni oluşumlar ve bu ihalelerle birlikte artı kazanç. İnşaat alanında çalışıyorsanız bile, işsizseniz bile bu kapıyla ilgili güzel olumluluklar yaşanacak ve bu olumluluklar sizin kalıcı evrenizi oturtacak olarak gösteriyor değerli aslan burçları. Evli olanlarda tekrar bir çocuk düşünceniz olabilir. Ya da evliyseniz, yeni evliyseniz sürpriz bir çocuk evresi var. Eğer çocuk istiyorsanız tedavi döneminiz var. Bunları güzel fırsat şeklinde değerlendirebilirsiniz. Araç almak ve aracı satıp yeni bir araç almak istiyorsanız, evet siz de yapabilirsiniz ama araca ihtiyacınız yok. İlk önce evinizin restorasyona, tamire, yeni bir ev anahtarına ihtiyacınız var. Araçtan önce ev tercih etmeniz lazım. Ailenize ait ortaklı arsa, toprak işleriyle ilgili bir alım söz konusu olacak. Bu alım sizin evinizin almanıza da çok büyük bir yardımcı olacak. Devlet ya da kurumsal, orta kurumsal, yani ufak bir alanda çalışıyorsanız, devletin bile ufak alanında çalışıyorsanız, yöneticileriniz ya da bulunduğunuz sistemdeki üst düzey kişilerde mecburi alınma, başka birileri gelecek. Endişe etmenize gerek yok. Sizin sorunuz yok. Yurt dışında yaşıyorsanız, işle ilgili beklentileriniz varsa, uzun süredir iş kapılarınız kapalıysa yavaş yavaş açılmaya çalışacak. Eğer yurt dışına yerleşmek istiyorsanız Haziran bitmeli. Bu kapılarınız daha aydınlık ve daha verimli olacağını söyleyebilirim.
Değerli aslan, ehliyet sınavı ya da elektronik eşya sınavınız varsa, yani ehliyet sınavınız varsa başarı var gözüküyor. Yabancı dil eğitimi almak isteyen ve kendi alanında farklı dil eğitimi almak isteyen aslanlarda güzel fırsatlar var. Bu ara astrolojiye merak olan aslan burçlar için evet bir eğitim alabilir, kendinizi geliştirebilirsiniz. Aşksız olanlar için biraz daha vakte ihtiyacı var. Çünkü sizin bu ara aşktan çok parayla ve işle ilgili güçlenmeniz ve bu güçlenmeyle birlikte kendi kimliğinizi oturtma dönemi diye uyarı veriyorum. Sevgiyle kalın, umutla kalın, Allah'a emanet olun.